O şerefsiz kızımın peşini bırakmıyor. Onu taciz etmeye devam ediyor. Neyle? He? Ne yapıyor teyze? Kızının kafasına silah mı dayıyor? Nasıl görüşür ya? Benden habersiz. Benden habersiz nasıl görüşür? Gizli gizli nasıl görüşür onunla? Sen beni dinlemiyor musun oğlum? Anlamıyor musun? Kuzenin olacak o edepsiz kızıma musallat oldu diyorum. İclal'i tehdit edip olay çıkmasın diye kendisiyle görüşmeye zorluyor. Ya İclal istemese neden görüşsün onunla? He? Neyle korkutup görüşecek kızla? Seninle korkutuyor. Neyle korkutacak? Kalkıp oraya gelmesin, sen onunla karşılaşma. Elini kana bulama diye kız ne yapacağını şaşırmış durumda artık. Gözünü seninle korkutup kızımı parmağında oynatıyor, anlamıyor musun? Neden bana haber vermiyor? Neden bana söylemiyor? Senin için, Mert için, sizi düşünerek söylemiyor. Yoksa niye söylemesin? Yiğit, bak ben bir anne olarak, teyzen olarak bunları konuşurken gerçekten zorlanıyorum. Yani bunu tahmin bile edemezsin. Ve bu konuştuklarımda kızımı ne duruma düşürdüğümün de farkındayım. Ama ne olur senden bir tek şey diliyorum. Bunun cezasını İclal'e kesip beni buna pişman etme. Eğer bunu yaparsan, eğer bunu benim yüzümden yaparsan İclal'in korkularını haklı çıkarırsın. Ya bir şerefsiz için İclal'i de Mert'i de yakmaya değer mi? Bak İclal bundan korkuyordu biliyor musun? O yüzden o adamın tacizine boyun eğiyordu. Ona korkusunu yaşatma. Bir ahlaksız için kendini de hepimizi de yıkma ne olur Yiğit. Ne olur oğlum. Şerefsiz yüzünden Mert'in hayatını mahvetmem ben. Çocuğumun hayatını mahvedemem. Ama o adam artık bitti. Yiğit. Yiğit, İclal'in bir suçu yok Yiğit.